Çocuklar, bugün sizlerle Rüzgarlı Bir Gün kitabını okuyacağız. Bunu yazan Anna Wilbourn. Evet, başlayalım. Ağaçları bir o yana bir bu yana neyin salladığını ve yaprakları çimenlerin üzerinden neyin uçuşturduğunu hiç merak ettiniz mi? Görebileceğimiz bir şey değil, tutabileceğimiz bir şey de değil. Ama rüzgarlı bir günde dışarı çıktığınızda onu hissedersiniz. Hissettiğiniz şey hareket eden havadır. Saçlarınızı dağıtır ve sizinle oynamak istercesine şapkanızı uçurur. Büyük ve parlak renkli uçurtmanızın ipini açıp uçurtmayı havaya fırlatır ve olabildiğince hızlı koşarsınız. Belki rüzgar onu yakalayıp uçurur. Uçurtmanız yükselir, alçalır, süzülür, görünmez rüzgar onu havada tutabilir. Birdenbire sert ve ani rüzgarla savrulan uçurtma bir ağaca takılabilir. Rüzgar kıyı boyunca sert ve kararsız bir şekilde eser. Denizden hızla gelir ve engebeli arazide tökezler. Oysa açık denizde hızı kilometreler boyunca aynı. Teknenin yelkenine dolup onu şişirir ve böylece tekne dalgaların arasında yol alır. Gökyüzünde yükseklerde martılar çığlıklar atar ve sesleri rüzgarlarla uzaklara taşınır. Martılar esintiyi yakalamak için kanatlarını arkaya doğru yatırır. Böylece kıyıya kadar uçarlar. Havaya uçamayacakları kadar rüzgar olduklarında küçük kuşlar bir dala tüner ve rüzgarın dinmesini beklerler. Ağacın dibinde korunaklı yerler vardır. Hayvanlar serin rüzgardan kaçmak için dökülmüş yaprakların yığınlarının içinde deliklerinde sığınırlar. Rüzgar akça ağacın yapraklarını sallayınca kıvrık kanatlı tohumlar kopar. Aşağı doğru döne döne düşerler. Tohumlar dört bir yana dağılır. Belki yakında çimlenir ve büyüyüp birer akça ağaç olurlar. Uzakta tepelerde beyaz upuzun rüzgar gülleri vardır. Denizden esen rüzgar kanatlarını yavaşça döndürür. Dönen kanatların ürettiği elektrik kablolara yakındaki bir kasabaya taşınır. Elektrik kasabada ışıkların yanmasını, makinelerin çalışmasını sağlar. Durmak bilmez rüzgarın esmekten yorulup yorulmadığını merak ediyor olabilirsiniz tabii ki de. Rüzgar sizin bulunduğunuz